Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Ermenistan Çelik Kapı Sanayi'nden Murat Yibur ben. Fuara katılımcı olarak dahil olduğunu zannedersem? Fuarda katılımcıyız ve fuarda olmaktan da oldukça keyifliyiz. Size de çalışmanızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Murat Bey, ne tür ürünlerle fuara katıldınız? Neler sergiliyorsunuz? Biz özellikle çelik kapı üretimi yapıyoruz. Bu çelik kapı noktasında da door fair dediğimiz, yani kapı fuarında da biraz daha böyle her şeyle yapabilirliği ortaya koyabilen ürünleri, yani insanların baktığı zaman tamam bu firma her şeyi yapabilir diyebileceği ürünleri sergilemeye gayret edindik. Ve bu manada da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Gösterilen ilgi, alakada bunun bazı bir şekilde tescil olmuş oluyor. Ermenistan Kapı gerçekten gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da çok gözde bir marka oldu. Bu markalaşmanın arkasındaki güç nedir? O konuda neler söylersiniz? Ya tabii ki buradaki en önemli unsur bir kere insanın işine olan bağlılığı ve inancıdır. Hani bir söz vardır hepimizin bildiği, başarmak inanmanın yarısıdır diye. Yani bu manada da ister istemez inandığınız zaman bazı şeyler beraberinde geliyor. Ve biz de inandık. İnanınca da yıllar sonra da olsa bir şekilde istediğimiz noktaya henüz tam olarak gelmemiş olsak da geleceğimize inanıyoruz. Peki efendim, fuarı değerlendirecek olursak ilk gün olması sebebiyle nasıl bir ilgi alaka gördünüz ve neler olacağına inanıyorsunuz? Yani biraz Avrupa krizinin olması nedeniyle, daha doğrusu Avrupa'daki bazı ülkelerin kriz içerisinde olması, özellikle geçmiş yıllardaki fuara göre Balkan ülkelerinden gelen insanların azlığı bizim çok dikkatimizi çekti. Bunun yanı sıra iş piyasada biraz kış ayı, kış mevsimi olması hasebiyle iş piyasadan çok ciddi bir katılım yok. Ama özellikle Orta Doğu ülkelerinden bayağı bir müşteri geldi daha ilk günden ki özellikle bu yarın ve diğer günlerde de devam edeceği kanaatindeyim. Peki Murat Bey, sektörün yarınlarıyla ilgili kısa bir öz değerlendirme yapabilir misiniz? Bu sektör nereye gidiyor? Yarınlarda neler olabilir? Sektöre bir bakış çizer misiniz? Yani çelik kapı ve güvenlik kapıları, yani kısacası daire giriş kapıları dediğimiz sektör, toplumun çok hızlı tüketim anlayışından dolayı çok hızlı gelişmek zorunda kalıyor. Ve bundan dolayı da işte bugün fuarda görüyoruz, çok enteresan, çok böyle farklı, Allah Allah bunu nereden aklına getirmiş diyebileceğimiz çok enteresan ürünleri görüyoruz. Ve bu manada da bu gelişerek gidecek. Çünkü neden derseniz, toplum artık, dünya toplumu her şeyi daha hızlı tüketiyor, daha hızlı yeni ürünleri görmek istiyor ve bundan dolayı da sektör daha da iyiye gideceği kanaatindeyim. Ama tabii burada var olan bir gerçek var. Herhalde bizim sektörümüz açısından ikiye bir bölünme olacak. Bunun da bir tarafı butik çalışma yapan firmalar, bir de sürüm yapan firmalar diye ikiye ayrılacak. Ara diye bir kavram olmayacak gibi geliyor bana. Tabii bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum. Bu benim öngörüm. Peki efendim, davetimizi kırmayıp icabet ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Size iyi fuarlar diliyoruz. Söylemek istediğiniz son sözleri alabilir miyiz? Ben de çok teşekkür ederim. Kapı Magazin dergisi noktasında yeni bir dergi çıktı ki bu sektörün gerçekten ilk meyvesi böyle bir dergi anlamında. Gerçekten size başarılar diliyorum. Daha iyi olacağına bizim inancımız tamdır. Sizlere de çalışmanızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.